arkadaşlar. Ben Miraç Yaman. Bugün sizinle beraber suyun yoğunluğu deneyimizi yapıyoruz. 3 tane kabımıza eşit derecede sular koyuyoruz. Bir miktar tuzumuz, 3 tane de yumurtamız var. Evet, şimdi ilk yumurtamızı atıyoruz safsiyonumuzun içine. Evet, gördüğünüz gibi yumurtamız battı. Şimdi bir miktar tuzumuzu koyuyoruz ikinci kabımıza. Ve 3. Şimdi çözünmesi için tuzumuzu karıştırıyoruz. Evet, şimdi tuzumuz çözüldü. Taşın içinden alıyoruz. Yumurtamızı şimdi içine koyuyoruz. Evet, burada da görüyoruz ki yumurtamız suyun üstünde kaldı. Şimdi ikinci kaba geçiyoruz. Üçüncü. Aynı miktarda tuzumuzu katıyoruz. Evet arkadaşlar, tuzumuzu kattık. Şimdi karıştırıyoruz. Evet, şimdi tuzumuz çözüldü. Yumurtamızı tekrar atıyoruz. Evet arkadaşlar, burada da ikinci kaptaki gibi bir olay oldu. Ancak biz bir bardak daha su katıyoruz. Evet, şimdi burada yumurtamız askıda kaldı. Şimdi bu olayların hepsini teker teker nedenini söylüyorum. Evet, ilk kabımızdaki yumurtamızın yoğunluğu suyumuzun yoğunluğundan daha fazla olduğu için dibe çöktü. Evet, ikinci kabımızda ise olaya bakıyoruz. Yumurtamızın yoğunluğu tuzlu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için yumurtamız suyun yukarısına çıkabildi. Üçüncü kabımızda ise yumurtamızın yoğunluğu ile tuzlu suyun yoğunluğu eşit olduğu için yumurtamız asılı kaldı. Bugün sizinle birlikte suyun yoğunluğu ve suyun kaldırma kuvveti deneylerini yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.